FETÖTÜRK TV'den herkese merhaba, ben Gözde Emlik. Bu hafta merak edilenlerde bir icadı anlatacağız. Yenilenebilir enerjiye yeni bir soluk belki de. Çünkü bu icat güneş panellerine alternatif yeni bir sistem olarak geliştirildi. Adıysa Ravlemon. Bir diğer deyişle güneş küresi. Hadi detaylara bakalım. Bu buluş son dönemlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla bu alanda en çok gelir elde eden ülkeler arasında olan Almanya'da yapıldı. Alman mimar André Brossel tarafından geliştirilen bu jeneratör hem işlevselliği hem de görünüşüyle alanında bir ilk. Projenin cam küre ve lens aracılığıyla enerji verimliliğini %35 oranında arttırdığı belirtiliyor. Cam olması nedeniyle sistem dağınık olarak gelen güneş ışınlarını tek bir merkez üzerinde topluyor. Tıpkı bir mercek gibi tek bir noktaya odaklanan güneş ışını böylece suyun daha çabuk şekilde ısınmasını sağlıyor. Bu sistem aynı zamanda elektrik üretiminde de kullanılabiliyor. Güneş enerjisi ve jeneratör olarak iş gören bu icat Almanya'da pek çok yatırımcının dikkatini çekti bile. Cam kürenin fiyatı şu an için tam olarak kesinleşmedi. Proje aşamasında olması ve sadece belirli noktalarda kullanılması nedeniyle maliyet konusuna net bir açıklama yapılmıyor. Almanya menşeli bir buluş olan bu icadın kısa zamanda pek çok alanda kullanılması öngörülüyor. Cam küreden güneş enerjisi jeneratörünün bir diğer özelliği de gece bile çalışabilmesi ve enerji üretebilmesi. Cam küreden yapılan bu icatla birlikte artık daha verimli ve nitelikli enerji elde etmek mümkün. Güneş elektrik üretici olarak da adlandırılan bu sistemde cihazın çok verimli olması ve gece dahi çalışması yapılan yatırımların hızlanmasını sağladı. Bu sistemin çalışma prensibi ise şu şekilde. Öncelikle küre suyla dolduruluyor. Bu su ve küre güneş ışınlarını olduğundan 10.000 kat daha büyük olmasını sağlıyor. Böylece bulutlu günlerde güneş enerjisinden, geceleri ise aydan ve bulutlardan enerji üretilmesi sağlanıyor. Bu sistemin içerisinde fotovoltaik paneller yer alıyor. Bu sayede büyüyen ışınlar küçük panellerin üzerine gelmiş oluyor. Kürenin kendi ekseni etrafında dönmesiyle de enerjinin güneşten alınıp küçük panellerin üzerine yoğunlaşması sağlanıyor. Böylece kürenin merceği küçük bir noktaya odaklanabiliyor. Buradan da diğer alanlara yayılıyor. Böylece az enerji harcanarak çok verim elde ediliyor. Az malzeme kullanılması, sistemin göze hoş görünmesi ve geceleri bile enerji üretmesi bu projeyi cazip kılan noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda sistem binalarda test ediliyor. Bunun yanı sıra konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir fikir daha ortaya atıldı. Bazı bilim adamları bu sistemin binalardaki camın yerini alacağını düşünüyor. Yani bu küre sistemi bina dış cephelerine ve camlara uygulanabilir. Böylece pencereler bile enerji üretmeye başlayabilir. Gökdelenlerin tepesine konularak da bütün bir binanın enerji ihtiyacının bu şekilde karşılanması amaçlanıyor. Bu kürelerin mucidi Alman mimar André Brossel, geliştirme aşamasında bile proje için öngördüğü bütçenin 2 katını sponsorlar sayesinde elde etti. Umuyoruz ki ticari aşamaya gelindiğinde de güzel başarılar elde eder ve yenilenebilir enerji alanında daha güzel icatlar ortaya çıkar. Yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.